Kıymetli seyirciler, birçok kıymetli alimden ders ve feyz alan Şah-ı Nakşibend behaeddin Buhari Hazretleri, üstün mertebelere kavuştuktan sonra kendisi de talebe yetiştirmeye başladı. Mevlana Abdullah-ı Hacendi, Şah-ı Nakşibend Behaeddin Buhari'ye talebe olmasını şöyle anlatır. Bir ara içime öyle bir ateş düştü ki yerimde duramıyordum bana yol gösterecek bir alim zata talebe olabilmenin istek ve arzusu ile yanıyordum. İçimdeki arzu dayanılmaz duruma gelince bulunduğum hacenden ayrıldım ve Tirmiz'e kadar hep bunu düşündüm. Oradan Hakimi Tirmizi Hazretlerini Hazretlerinin kabrini ziyarete gittim. Sonra Ceyhun Nehri kenarında bulunan mescide geldim. Orada namazı kıldıktan sonra, bir ara uykuya dalmışım. Rüyamda heybetli iki zat gördüm. Onlardan biri bana, ben Muhammed bin Ali Hakim-i Tirmizi'yim. Yanımdaki de Hızır Aleyhisselam'dır. Sen hoca aramak için şimdilik zahmet çekme. Çünkü hem kimseyi bulamazsın, hem de istifade edemezsin. 12 sene sonra, Buhara'ya gidip orada bulunan Behaeddin Buhari'ye talebe olur, Ondan istifade edersin buyurdu. Bunun üzerine Tirmiz'den Hacen'de geri döndüm. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra bir gün çarşıda iki Türk gördüm. Gayri ihtiyarı peşlerinden gittim. Bir mescide girdiler. Namazdan sonra aralarında bir hocaya bağlanmanın kıymetiyle ilgili hususlar konuşuyorlardı. Onlar böyle konuşurlarken onlara karşı çok fazla ilgi duydum. Hemen aceleyle dışarı çıkıp çarşıdan bir şeyler alıp yanlarına geldim. Beni yanlarında görünce biri bu iyi bir insana benzer. Bizim hocamızın oğlu İshak'a talebe olabilir dedi. Bu durum karşısında çok merak ettim. Ve bu zatın kim olduğunu sordum. Hacen'de bağlı bir köyde olduğunu bildirdiler. Un üzerine o köye gittim, o zatı buldum. Fakat bana hiç yakınlık göstermedi ve iltifat etmedi. Bu hocanın her haliyle temizliği yüzünden belli olan bir de oğlu vardı. Bu durum karşısında bu temiz yüzü çocuk babasına dedi ki, ''Babacığım bu zat sana talebe olmak ümidiyle buraya gelmiş, sen ise hiç ona yakınlık göstermiyorsun.'' Neden ilgilenmiyorsun? Sebep nedir? Bunun üzerine ağladı ve dedi ki, Ey evladım, bu Şah-ı Nakşibend Behaddin Buhari Hazretlerinin talebelerindendir. Bizim onun üzerinde hiçbir hükmümüz yoktur. Bunun üzerine ben tekrar Hacen'de memleketime döndüm. Ve hocamla ilgili bir işaretin çıkmasını bekledim. Aradan bir zaman geçti. Kalbim beni Buhara'ya gitmeye zorladı. Ben de hemen kalkıp Buhara'ya doğru yola çıktım. Ve Behaddin Buhari Hazretlerinin yerini öğrenip yanına gittim. Bana buyurdular ki, Ey Abdullah-ı Hacendi, senin daha üç günün vardı. Bunu unuttun mu? Ben duyunca adeta kendimden geçtim sohbetinin muhabbeti benim kalbimin ufuklarına yerleşti. Artık hep onlara olan bağlılık ateşiyle yanıyordum. Bir müddet sonra manevi yardım istedim. Bahattin Buhari Hazretleri yardımın zamanı var buyurdu. Bunun üzerine bir müddet daha sohbete devam ettim. Bir gün diğer talebelerle birlikte sohbette bulunduğum bir sırada bana yaklaş. Talebe olmanın vakti geldi buyurdu. Kalkıp Behaeddin Buhari Hazretleri'nin yanına yaklaştım. Kendi kendime dikkat et de nasibine kavuşasın diyerek önüne oturdum. Sonra şehadet parmağı ile dizime dokundu. Birdenbire kendimden geçtim. Kendime gelince haberin olsun ki vakit geçiyor buyurdu. Ağlayıp feryat etmeye, üstümü başımı yırtmaya başladım. Bu haldeyken Behaddin Buhari Hazretleri, bu vakit Bağız zagan vakti değildir buyurdu. Daha sonra o mecliste bulunanlar, bu vakit Bağız zagan vakti değildir buyurmasının hikmetini merak edip sordular. Ben de Bağız zagan Hirat'ta bir yer ismidir. Bir gün bir dostum ile orada sohbet ederken, o zat bana demişti ki, günün birinde bir himmet sahibinin sohbetine kavuşursan, o gün beni unutma. Behattin bu Hazretleri beni talebeliğe kabul edince, o arkadaşım hatırıma geldi. Hacı Hazretleri'nin bu vakit bağı zagan vakti değildir buyurmasının hikmeti bulur. Şu anda söyleyeyim ki, ben bu kadar yer gezip dolaştım, nice büyük zatların sohbetlerinde bulundum, fakat Behaddin Buhari Hazretleri gibi büyük bir zata rastlamadım. Talebelerinden biri şöyle anlatmıştır. Bir gün nesefte bir kimseyle kavga ettim. O kimse benden çok incindi. Bir müddet sonra Buhara'ya gidip Hacı Behaddin Buhari Hazretlerini ziyaret ettim. Bana hiç iltifat etmediler. Birçok kimseleri araya koyup affetmelerini istedim. Fayda vermedi. Fakat çok yalvardım. Buyurdu ki, Nesef'e gidip incittiğin kimsenin hatırını hoş etmedikçe seni sohbetimizde bulundurmayız. Gayet üzüntülü olarak Nesef'e gittim. Nihayet hocamız evime geldiler. Ancak hiç oturmayıp kavga ettiğim o kimsenin evine gittiler. O kimseden tekrar tekrar özür dilediler. Ve o günahı ben ettim. Ben afeyle buyurdular. O kimse cihanın yüzünü görmek şerefine kavuşmak için can feda etmeye hazır olduğu evliyanın önderi bir zatın böyle yalvarma ve özür dilemesini duyunca şaşkına döndü. Aklı başından gitti. Sonra kendine gelip çok ağladı, inledi. Benim kusuru affettikten sonra kendisine böyle bir hadiseye muhatap olduğu için özür dilemeye başladı. Şah Nakşibend Hazretlerinin ayaklarına kapanıp tövbe edip talebesinden oldu. Hoca Hazretlerinin güzel ahlakını duyanlar kendisini sevip ona bağlanıp yoluna girip kurtuluşa erdiler. Talebesinden Emir Hüseyin anlatır. Hoca Hazretleri bir gece yarın filan dostumu ziyarete gideceğim. İnşallah 15 güne kadar gelirim demişti. Sabahleyin talebesiyle yola koyulup gittiler. O gün hoca hazretlerinin ayrılığına dayanamayıp onu görmek isteği beni kapladı. Hane kahta benimle bir kişi daha kalmıştı. Akşam olunca ona korkarım hoca hazretleri kendilerine o an bu aşırı sevgimi keşfeder ve şefka dedi bana acıyıp döner dedim. Ertesi sabah gördüm ki hoca hazretleri dönüp geldi. Ve bana heybetle bakıp ben sana demedim mi ki 15 gün sonra geleceğim. Sen ise önüme muhabbet, sevgi dağını set çektin. Ben o dağı nasıl aşıp gideyim buyurdu. Bunun üzerine kalbimi büyük bir ürperti kapladı. Hocamdan af diledi. Onlar da bu acize merhamet edip affetti. Ve eğer maksadın benden ayrılmamak ise beni seninle düşün. Çünkü ben senden ayrı değilim. Bundan sonra Sakın beni senden ayrı, beni senden ayrı sanma buyurdular. Meşhur bir beyit şöyledir. Nerede olursan seninleyim ben. Kendini sakın yalnız sanma sen. İnşallah yarın aynı konuda birkaç kelime daha söyleyip bu mevzuyu bitirmek istiyoruz sevgili seyirciler.